Cuma günü 3 Haziran günü yani eski ikametgah adresim polisler tarafından basıldı ve orada bir hukuksuz bir şekilde arama yapıldı. Yani telefonla da bana ulaşıp ifade için emniyete gitmemi istediler ve ben o adreste yaşamadığımı belirtmeme rağmen o adreste bir arama gerçekleştirildi. Van Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Benimle birlikte 10 kişi daha gözaltına alındı farklı kentlerden ve bunlardan 9'u tutuklandı. Yani o gözaltı sürecinde açıkçası yani o yani bir her şeyden önce 4 gün boyunca gözaltında tutuldum ve diğer kişiler de tutuldu. Yani herhangi bir delil arama ya da herhangi bir gerekçe gösterilmeden aslında bu gözaltı sürecinin bu kadar uzun tutulduğunu belirtmek lazım. Yani bu gözaltı sürecinin bile başlı başına bir işkenceye dönüşme hali, bir hukuksuzluk tablosuna dönüşme durumu söz konusu. Yani 4 gün boyunca sizi bir nezarette tutuyorlar ve o süreçte size yani bir nevi psikolojik baskı uygulayarak bir hukuksuzluk örneği sergileniyor ve sizi bu yolla bir nevi yani ne derler terbiye etmeye çalışma hali. Yani 4 gün gerçekten 4 gün bir gazetecinin ya da herhangi bir insanın özgürlüğünden alıkonulmasının hukuksuzluk olduğunun altını çizmek isterim. Yani soruşturma Van merkezli olduğu için Diyarbakır'da sadece SEGBİS üzerinden, Diyarbakır Adliyesi üzerinden ifade verdim. Yani aslında tek soru soruldu. O da benim gazeteci arkadaşlarım, birlikte çalıştığım arkadaşlarım Nedim Türfent ve Ziya Ataman'a cezaevinden para göndermem. Yani böylesi bir yani hani gerçekten normalde söylense belki hani gülünecek bir hikaye. Siz neden arkadaşınıza para verdiniz hani gibi ama öyle bir tablo ki öyle bir şey artık hukuksuzluğun geldiği boyutu gösteren bir şey. Çünkü yani insanın insanla temasını, gazetecinin gazeteciyle temasını engellemeye yönelik bir hareket yani siz yani hani bir nevi işte bir kişi eğer herhangi bir suçtan istinad ediliyorsa o kişiyi belki de hani toplum tarafından belki de dışlanmasını beklemek ya da buna doğru itmek yani artık bir kişiyi aslında bu aynı zamanda hani Nedim ve Ziya ve onun şahsında diğer bütün o tutuklulara dair bir yeni bir önlerine duvar örme, set örme gibi bir durum diyebiliriz. Yani hani biz bu kişileri tutuklamakla yetinmedik, onlarla herhangi bir dayanışma sergileyen diğer insanlara da savaş açtık diyorlar. Yani açıkçası ben hani bu operasyonu böyle yorumluyorum. Yani ben bir gazeteciyim ve meslektaşlarımla dayanışmak amaçlı yani hem mektuplaşıyorum, kart gönderiyorum olabildiğince yani tutuklu meslektaşlarıma bu şekilde en azından dayanışmaya çalışıyorum. Hani kimi zaman bu maddi bir desteğe de dönüşebiliyor. Yani bunu birçok kişi yapıyordur. Yani bunun önüne geçmeye çalışıyorlar ve yani hem içerideki kişiyi iyice kriminalize edip başka bir kefeye sokmaya çalışıyor, hem dışarıdaki insanlara da bir tedirginlik, bir
korku atmosferi yaratmaya çalışıyor. Yani neredeyse aldığınız nefesi sorgulatır hale getirmeye çalışıyorlar. Acaba şunu yaparsam yarın bu da suç olarak önüme çıkar mı sorusu soruluyor aslında birçok kişi tarafından. Bu da aslında hukuksuzluğun geldiği noktayı gösteriyor ve öyle bir, yani bunun hukukta bir karşılığı yok. Yani hani bu, şu herhangi bir madde, yazılı bir şey yok. İşte herhangi bir yani şeyle cezaevine giren bir kişiye para göndermenin ya da o kişiyle iletişim kurmanın, ona dair şeyin herhangi bir hukukta karşılığı yok. Artık Türkiye'de yaşanan hukuksuzluklara şaşırmıyoruz. Ne yazık ki bu hale geldik. Hem tutuklu gazeteciler hem de gazetecilere yönelik baskılara dikkat çekmek amacıyla birçok işte eylem, etkinlik düzenliyoruz ve aslında o gazeteci dayanışmasını, meslektaş dayanışmasını yaratmaya çalışıyoruz. Bu tarz operasyonlarla aslında bu meselelerin önüne geçilmek isteniyor. Yani gazeteciler arası bu dayanışma söz konusu, son yıllarda artan bu bir araya gelişlerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yani bunu kabul etmeyeceğiz. Yani şu an dört duvar arasında tutulan 60 aşkın meslektaşımızla dayanışmayı sürdüreceğiz. Dışarıda da bu şekilde, yani aslında mesleğini yaptığı için ya da meslektaşıyla dayanıştığı için baskı cenderesine alınan gazetecilerle dayanışmayı sürdüreceğiz. Yani bu noktada bizi her ne kadar çeşitli operasyonlarla, gözaltılarla yıldırmaya çalışsalar da biz aslında bu dayanışmanın yaşattığını biliyoruz ve bu dayanışmayı büyüterek aslında basın ve ifade özgürlüğünün de önündeki engelleri aşmaya çalışacağız.